Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni sezonda City Skylines 3. sezonda partiler kuracaksınız, seçimler olacak. Kazanan takımlar ya da kazanan partiler diyelim ya da bir parti diyelim e, iktidara gelecek ve 6 bölümde bazı bölümleri çok kritik bir şekilde etkileyecek. İktidara gelen partinin birkaç tane avantajı olacak arkadaşlar. Kendine özel bina, iktidar binası kendine özel bir mahalle olacak. Yani mahalle adı vereceğiz. Bu mahalle adı iktidardan düşse bile değişmeyecek ama parti binasına el koyacağız arkadaşlar. Yeni gelen parti onu alacak. 6 bölüm bölümde bir seçim yayın olacak. Yani her 7 bölümde seçim yayın olacak. 7. bölümler seçim yayını olacak. Canlı olarak olacak. Fakat ben onları sonrasında keseceğim, biçeceğim ve YouTube'a video olarak da yine yükleyeceğim. Her sezon ortalama 28 bölüm sürecek. Yani 4 haftada bir sezonu bitirmiş olacağız arkadaşlar. birazdan partinin nasıl kurulacağını, seçime nasıl katılacağınızı anlatacağım. Fakat ondan önce Discord'a gelmeniz gerekiyor. Şurada bir kanal açtım arkadaşlar. S3 parti adında bir kanal açtım. Şu anda mesaj gönderemiyor kimse çünkü ben daha bu videoyu yayınla 2-3 gün sonra açacağım. Siz yavaş yavaş görsellerinizi hazırlayın. Discord'umuza katılabilirsiniz. Aşağıda açıklamada bunun linki mevcut arkadaşlar. Eee, şu, şuna benzer şeyler falan hazırlayacaksınız. Bunu burada bir mesaj şeklinde unutmayın. Birden çok değil. Bir mesaj şeklinde tıpkı benim şu duyurularda yaptığım gibi. Mesela alt alta paragraf olarak yazmışım. Bir mesaj şeklinde yazıyorsunuz. Sonrasında da beni etiketliyorsunuz. Aynı mesajın içerisine böyle arkadaşlar tek bir mesajda fotoğrafların ya da videonun linkini gönderiyorsunuz. Canlı yayında biz onları izliyoruz. Buyurun nasıl yapacağınızı anlatan 3 dakikalık bir video sizleri bekliyor. Partilerle ilgili bilgilendirme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi partilerden slide yapmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Parti tanıtım videonuzdan ya da fotoğraf da atabilirsiniz. Mesela 3 fotoğrafın 3 fotoğrafı yan yana da koyabilirsiniz. Slide de olabilir. Orada benzer şeyler. Canlı yayında biz bunları izleyeceğiz tamam mı? Örneğin bir parti yapılmış. Bunu inceliyoruz birlikte. Tren Miren Fren Parti'si. Geleceğe dair ne varsa bu partide atıyorum. Sloganı da bu olsun tamam mı? Ben böyle Photoshop'tan birkaç dakikada oluşturdum size göstermek amacıyla. Efendim. Hemen ikinci logomuz ekrana geldi. TMF logomuz da bu. Tren üstünde bir TMF var. Bu da bizim Tren Biren Fren Partimiz'in logosu. Üçüncüsü genel başkan bilgisi. Genel başkanın da taş kafa atıyorum. iki kişi var. Taş kafa ve Hamza atıyorum hani örnek veriyorum. Genel başkanımız Tren Miren'in fren partisi. TMF genel başkanı taş ve Hamza. Hemen kısaca bir tanıtım yaptık. Böyle şey gerek yok sadece isim. Çünkü yayında yapacağız bunu bir yayında bitireceğiz ya bitirmemiz gerekiyor. Dördüncü resim böyle bir resim geldi arkadaşlar. Slide atıyorum bunu slide olarak düşünün burada izlediğiniz videoyu böyle bir resim geldi. Sonra beşinci resim geliyor geriye. Araç trafiğine son. Partimizin vaadi bu. Artık trafikte kişisel otomobil neredeyse hiç görmeyeceksiniz. Çünkü tren biren partisi olarak toplu taşımaya çalışacağız. TMF partisi olarak toplu taşıma ücretsiz yapılacak. Toplu taşıma giderlerini çıkarabileceğimiz yeni kazanç alanları inşa edeceğiz. Şimdi Atıyorum TMF partisi e, seçildi arkadaşlar ve genel olarak iktidarda şu an TMF partisi var diyelim. E, bana diyecek oturacağız TMF lideri bir kişi ise onunla. Eğer 2-3 kişi ise onlarla bir grup toplantısı yapacağız hemen. Kabine toplantısı yapacağız arkadaşlar. Bana diyecekler ki abi bizim politikamız işte falan filan falan. Bana dediler tamam mı? Ne dediler? Metro ulaşımını çok yaygın hale getireceğiz dediler. 4-5 tane metro farklı metro ağı olsun ve insanlar metroyu kullansın toplu e, araç kullanmasın dediler. Eee toplantıda yaptık. Ben onlara diyeceğim ki kardeşim tamam Eyvallah. Peki bunun giderini nereden çıkaracağız? Onlar bana bir politika çıkaracaklar. Düşünecekler. İki kişiyse, üç kişiyse artık onlar. Oturacaklar, çalışacaklar, düşünecekler. Ben onlara özel bir yani onların izlediği politikayı oyuna enjekte edeceğim. Oyunu uygulamak işi de bana kalacak arkadaşlar. Başka bir slayt var mı? Bunlarla ilgili yapıştırdığım yok. Bir de bu varmış işte. Ya bunun böyle hani bir dakikalık, bir buçuk dakikalık bir slayt yaptığınızı düşünün. Böyle bir seçim olacak. Peki seçimde galip gelmenin size nasıl Avantajları oluyor arkadaşlar oyunda bir bina yapacağız seçim binası oraya e, oranın genel başkanının adını partinin adını vereceğiz ve bunu hani şey ben yani böyle herkesin görebileceği bir şekilde yapacağız ve gözde bir yerde olacak bu hani kuytu bir köşede olmayacak e, bu şekilde yapacağız. En çok oy alan parti kazanacak ee, önce atıyorum 5 parti seçtik ben seçeceğim bu arada her partiyi almayacağım atıyorum AK Parti ile bir ilişkisi vardır CHP ile bir ilişkisi vardır bunları almayacağım tamamen hayal gücünüzü kullanmanızı istiyorum bunun gibi ee, onun haricinde hani troll şeyler olabilir mesela kafanıza göre troll şeyler yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar ben bunu Kayseri'den aldım daha önce de söylemiştim. Şehir itfaiyesi, anıt, şehrin kompakt üniversitesi, en büyük polis istasyonu gibi böyle vaatler veren arkadaşlar da bunlar hazır indirmişler mesela. Ona uygulamışlar kendilerine göre böyle uygulamışlar. Mesela Sikruat Partisi kurmuşlar. Uzay ve Kervan Nihilims ile birlikte kurmuşlar. Uzay katkılarıyla. 5 adımlı süreç diyor. Teknikle verilen oyla ile seçimden parti çıkar. Maliye Bakanlığı gerekli e, sözleşme yatırımlarını yapar. Sözleşmeler, inşaatlar başlar. İnşaatının bir bilmem uzay bilimle ilgili bir sürü şey. Mesela buna benzer oyunla ilgili ya da hayal gücünüzle ilgili şeyler de e, kurabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Gökdelenlerin Partisi e, turist etkisine dair bir şey yapmış böyle. Hani Gökdelen yap yapacağız. Turist çekeceğiz. Turistlerin çekiciyle ilgili bir grafik yapmış. Bu da izleyicileri ikna etmek için. Sonuçta oy toplamanız gerekiyor. Atıyorum yayında 100 kişi varsa 25 tane, 26 tane, 27 tane oy çok büyük. Yani %25'i demek. O yüzden bu şekilde insanları da ikna edeceğiniz şeyler yapmanız gerekiyor. Mesela başka hangi partiler vardı burada? İşte simetri partisi olabilir. İşte binaların simetrik olmasını istiyoruz ya da asimetrik parti olabilir. Ya da ne bileyim feribot partisi olur mesela e, köprü bağlantımız olmaz karşıdan karşıya ya suyun altından ya da suyun üzerinden bir bağlantımız olur. Yani köprü olmadan e, bunu halletmeye çalışırız falan. Evet, hayal gücünüz sizde. E, 7. bölüme kadar arkadaşlar ilk 6 bölümde e, partileri göndermiş olmanız gerekiyor. Yeteri kadar parti gelmezse e, maalesef seçim olmaz ve iktidarda yine ben kalırım.